Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugünkü stüdyo konuklarım, aynı zamanda meslektaşlarım olan Kürşat Berkan Hocam ve Koray Kamacı Hocam stüdyo konuğum. Tabii bugün hayırlı bir iş için bir araya geldik. Hayırlı bir iş dediğimiz yani düğün vesaire değil, genç bir kızımızın ameliyatı olacak. Ben detaylara girmiyorum. Hemen sorumu soruyorum. Kürşat Hocam anlatsın. Hocam konuşacağımız konu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Kızımız kaç yaşında? Nasıl bir çalışma yapacağız? Sizi dinleyelim. Hemen konuya girelim. Tabii kızımız 13 yaşında ve doğuştan omuriliğinde problemler var ve tek bir problemi yok. Bu problemler neler? Ağır derecede, ileri derecede skolyozu var. Yani halkın anlayacağı kamburluk mu diyorlar? Yok, omurilik eğriliği. Kamburluk değil de omurilik eğriliği. Yani bizim omuriliğimiz düz, onunki S şeklinde. Aynı zamanda tıp dilinde yine lomber kifoz ve bunun gibi spinobifidi gibi rahatsızlıkları var. Bunlar ne demek? Bunlar o omuriliğin eğri olan bölgesinde yağ bezesine benzer bir beze var ve beyinden geçen beyin sinir damarları oradan geçtiği için ayağında aksama ve belinde eğriliğe sebep oluyor. Ve yine doktor raporlarına göre bu kızımız %72 maalesef bedensel engelli olarak gözüküyor. Şimdi bu kızımızın acilen ameliyat olması gerekiyor. Ve bu ameliyat için de ciddi bir rakama ihtiyaç var. Maalesef valilik izni olmadığı için rakamı burada telaffuz edemiyorum ama ciddi bir ameliyat ücretine ihtiyaç var. Biz de işte Koray Kamacı kardeşimle birlikte sizin de desteğinizle bir kampanya oluşturduk. Bu kampanyada şu, bu ameliyatın olabilmesi için biz dedik ki kendi kitaplarımızı bu ameliyata bağışlayalım. Kitaplardan ne kadar gelir elde edilirse hepsini bu ameliyata bağışlayalım ve bu çocuğu kurtaralım. Çünkü 3 tane ayrı cerrahi operasyon geçirecek ve bu 3 cerrahi operasyonda risk çok yüksek maalesef ki. Ve bunun için de bu riskin de absorbe edilebilmesi adına en iyi doktor bulunması gerekiyordu. Öyle yapıldı. Ameliyat ücreti bu yüzden yüksek. Biz de işte kitaplarımızı bir... Peki kitapları nereden temin edecekler? Kaç tane kitap var? Biraz o bilgiyi alalım efendim. Çünkü kitaplarda sınırımız yok. İstediği kadar kitabımız var. Çünkü kitapları... Yok, bizler... Kaç tane? Siz yazarsınız kitapları. Evet. Kaç kitabınız var? Orada hangisi? Anladım. Orada 4 ya da 5 tane kitabımız var. 4 ya da 5 çeşit kitabımızı bulabilirler. Bunun için bir arkadaşımızın haber sitesi, o da kendi haber sitesini bağışladı. Benim istemem yayın yapabilirsiniz diye bütün yayınlarını durdurdu. Aydinlatmahaber.com adresine girerlerse orada zaten sadece kızımızın detaylı bilgilerini, doktor raporlarını, fotoğraflarını, operasyonun ne olacağını vesaire hepsini bulabilirler. Aynı zamanda kitapları da aydinlatmahaber.com adresine girebilir, tıklayabilir, oradan kitapları alabilirler. Şöyle düşünelim, yani günümüzde artık herkes klavye başında ben şöyle iyiyim, ben böyleyim, ben insanlara yardım ederim diyebiliyor. Ama çok hazindir abi, sana çok üzücü bir şey söyleyeyim. Biz yaklaşık 2 haftadır bu kampanyayı yürütüyoruz. Yüzlerce sanatçımıza, yüzlerce gazeteci abimize yazdık. Tabii onlara şişelik istemiyorum. Bir geldiği zaman klavye gibi olmuyor. Bunların içerisinde, hele hele biz de medyacıyız, bunların içerisinde şimdi isimlerini saysam rezil olmakla gerek yok. Rezil olmakla birlikte insanlar şaşarlar. Ama sen bunu buradasın de ya da yapıyorsun diye söylemiyorum. Bize kulak verenlerden bir tanesi sensin. Allah senden razı olsun öncelikle. Hiç kimse ses seda vermedi. Ben şöyle düşünüyorum. Sizi sevenler çok, takipçiniz çok. Ben eminim ki sizi takip edenler de duyarlı insanlar. Duyarsız kalmayacaklardır. Sadece bir kitap. Aydinlatmahaber.com sitesine girsinler. Zaten biz yazacağız videonun üstüne. Evet. Orada takip etsin o siteyi. Oraya gelip bir tane kitap alsınlar. Bir çocuğun yürümesine vesile olsunlar. Çünkü eğer bu çocuk ameliyat olamaz ise o omurilindeki eğrilik diyaframa basacak ve çocuğun hayati fonksiyonları artık iş yapmamaya başlayacak. Allah göstermesin bu ölüme kadar gidebilir. Anladım. Yani klavye başında duyar kasanlara sesleniyorum. Kaldı ki burada karşılıklı bir şey talep edilmiyor. Kesinlikle. Hem kültürel bir faaliyette bulunacaklar, aynen, hem bir hastamıza kayda sunacaklar. Yani birçok şey bir arada yapmış olacak. Kesinlikle öyle. Yani herkes hani lafa geldi diyoruz ya okumalıyız, İşte size fırsat. Biz kitaplarımızı bağışladık. Sizin de yapmanız gereken aydinlatmahaber.com sitesine gireceksiniz. Oradan beğendiğiniz 4-5 tane kitap var. Hangisini canınız istiyorsa, istiyorsanız hepsini alın. Alacaksınız. Geliri tamamıyla bu çocuğa bağışlanacak. Söyleyeceğimiz bu kadar. Hocam sizin de çok okunan kitaplarınız vardı. İsimleri de çok ilginç. Mesela oraya giren insanlarımız sizin hangi kitaplarınıza karşılaşacaklar? Siz hangi kitaplarını bağışladınız? Biraz isimlerini söyleyin. Tabii. Dinleyelim. Ya şöyle söyleyeyim. Pek çok kitabımız var. Orada olan kitaplarımız yani siteyi tıkladıklarında aydınlatmahaber.com'da
olan kitaplarımızın hepsi orada çıkacak. Hı hı. O kitaplardan, Köşet abi dediği gibi, isteyen bir tane alabilir, isteyen sınırsız alabilir. Yani orada ya da alıp peşine dostuna hediye edebilir. En iyi hediye kitaptır. Yani buradaki amaç, yani hem dediğiniz gibi bir kültürel faaliyet olmuş oluyor, hem de bir genç kızımızın, bir tatlı bir kızımızın yürümesine vesile olacaklar. Yani bugün Köşet abi dediği gibi, işte hayvanlar için bu kadar çok ayağa kalkıp biliyorsunuz, kedi, köpek, tamam çok güzel, biz de bir hayvan severiz. Ama burada bir insanın hayatı söz konusu. Pırıl pırıl genç bir kıza umut olmak için umuyorum ki inşallah sizin vesilenizle umut olacak insanlar, duyarlı insanlar olacaktır diyorum. Biz de onlardan bunu istiyoruz. İstediğimiz bu. Değerli dostlar, tabii ki çok talep geliyor bize. Ben gerek meslektaşım Kürşat Berkan olsun, gerek Koray Hocam olsun. 10 yıldan fazla bir tanışıklığımız, dostluğumuz var. Zaten ben kendilerine kefil olmasam bu yayını yapmazdık. Yani burada eğer bize güveniniz, itimadınız var ise gerçekten hayırlı bir işe aracılık yapıyorlar. Aynı zamanda kitaplarını bağışlamışlar. Siz de imkanınız varsa, ilgi duyuyorsanız lütfen aydınlatma.com'a aydınlatmahaber.com'a girerek kitap satın alıp bu olaya katkıda bulunabilirsiniz. Ben hepinizin desteğinizi, ilginizi, alakanızı istiyorum. Zaten videonun üstünde sitenin bilgileri olacak. İlgi alakanızı bekliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. İyi seyirler.